Herkese selamlar, sevgiler, kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere bilgisayarımıza yeni bir kullanıcı hesabı nasıl oluştururuz, nasıl var olan hesabı sileriz, adını değiştiririz, şifre nasıl koyarız, bunlardan bahsedeceğim arkadaşlar. Lafı uzatmadan hızlıca videoya geçiyorum. Tabii videoya başlamadan önce kanalıma abone olmayı ve bir like atmayı lütfen unutmayalım. Evet arkadaşlar, bilgisayarımıza yeni bir kullanıcı hesabı, yani buna daha çok genelde misafir kullanıcı hesabı diyoruz. Kullanıcı hesabı açarken şöyle yapıyoruz arkadaşlar, bilgisayarımızın denetim masasına giriyoruz. Eğer bilgisayarınızın denetim masası benimki gibi masa üstünde yoksa, onları da hemen göstereyim, belki bilmeyen arkadaşlar vardır. Şuradaki arama çubuğuna denetim masası yazdığımızda hemen en üstte çıkıyor, buradan girebiliriz. Bu da mı yok arkadaşlar? Bu bilgisayar ya da bilgisayarım simgesine sağ tıklıyoruz, özellikler diyoruz arkadaşlar. Buradan denetim masası girişe tıklıyoruz. Denetim masasına girdikten sonra buradaki görüntüleme ölçütünü arkadaşlar kategori yapalım. Şurada görüyorsunuz farklı seçenekler var. Kategori yaptıktan sonra şurada hesap türünü değiştirine basın. Kullanıcı hesaplarının altındaki hesap türünü değiştirine giriyoruz arkadaşlar. Ve şurada altta mavi yazıyla görüyorsunuz, bilgisayar ayarlarında yeni kullanıcı ekle. Buraya basıyoruz arkadaşlar. Bu bilgisayara başka birini ekle seçeneğine giriyoruz. Burada bize Microsoft hesabıyla giriş yapmamızı söylüyor. Ancak biz bunu istersek Microsoft hesabı olmadan da açabiliyoruz. Bu kişinin oturum açma bilgilerine sahip değilim seçeneğini basıyoruz. Bir sonraki açılan sayfada Microsoft hesabı olmayan bir kullanıcı ekleyin seçeneğine basıyoruz arkadaşlar. Ve burada hesaba parola, yani şifre koyup koymayacağımızı soruyoruz. Ve hesabın adını soruyor. Biz örnek olarak ABC yapalım mesela. Parola girmek istiyorsanız şuralara bir şifre yazıp tekrar aynı şifreyi alttaki satıra giriyoruz, ama parola koymak istemiyorsak eğer buraları boş bırakıyoruz ve ileri seçeneğine basıyoruz arkadaşlar. Yeni hesabımız oluşturuldu arkadaşlar. Şöyle gelelim, bu sayfayı da kapatıp tekrar açarsak, yani denetim masasında şuraya hesap türünü değiştirine tekrar girersek hesabımız görünüyor arkadaşlar. Peki bu hesaba nasıl geçiş yaparız, onu da hemen göstereyim. Şuradaki başlat menüsüne basıp burada Refik Aydın, yani benim şu an kullandığım masa üstünü görüyorsunuz. Buna basıp ikinci bir seçenekte ABC olan oturumu gösteriyor arkadaşlar. ABC oturumuna bastığınızda ona geçiyor. Bu adımı göstermeyeceğim. Yani burada gösterilecek pek de bir şey yok. Zaten oraya bastığınızda diğer oturum açılıyor. Yine aynı şekilde o oturumdayken de başlat menüsüne gelip buradan benim hesabım Refik Aydın, Refik Aydın'ı seçerek bu hesaba geri dönebiliyorum. Peki bu hesabı nasıl silebiliyoruz arkadaşlar? Yani var olan bir kullanıcı hesabını nasıl silebiliyoruz, bundan bahsedelim. Yine denetim masasına giriş yapıyoruz. Hesap türünü değiştirine tekrardan geliyoruz. Bu hesabı silmek istiyoruz arkadaşlar, misafir hesabını. Buna çift tıklıyoruz ve şurada hesabı sil seçeneği var. Buna basıyoruz arkadaşlar. Dosyalar, var olan dosyaları, yani o hesapta kaydettiğimiz dosyalar silinsin mi, kalsın mı, bunu soruyor bize. Dosyaları koru dersek arkadaşlar bunlar kalıyor. Biz dosyaları sil diyelim ve hesabı sil dediğimizde bu oturum gördüğünüz gibi silinmiş oldu arkadaşlar. Ve yine şurada başlat menüsünde de göstereyim. Şu anda burada ikinci bir hesap yok arkadaşlar. Bunun dışında var olan kullanıcı hesaplarına şifre koyma işlemini anlatmıştım bir önceki videomda. Bir kart bırakıyorum arkadaşlar. Bunun videosuna da oradan ulaşabilirsiniz. Faydalı bulduysanız bir like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.